Hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Esfest markasının T6 Bluetooth kulaklığını inceliyoruz. Bugünkü canavar konumuz T6 Svest markasının yapay zeka destekli gerçekten mikrofon kalitesi ve ses performansı anlamında çok güzel bir kulaklıkla birlikteyiz. Birazdan mikrofon testini yapacağız ve kutu içeriğinden neler çıkıyor bunlara bakacağız ama bunlara geçmeden önce birazcık kulaklıkla ilgili bilgi vermek istiyorum sizlere. Öncelikle 50 milimetrelik kompozit ses sürücüsüne sahip bu kulaklıkta yapay zeka desteği bulunuyor. Bu sayede mikrofonla karşı tarafa iletmiş olduğunuz ses gürültü engelleme modu sayesinde temiz ve tok bir ses olarak karşı tarafa gidiyor ve müzik performansına gelecek olursak müziği de yapay zeka desteğiyle ve kompozit ses sürücüsü sayesinde basları, tizleri ve arkada çalan enstrümanları ve sözleri gerçekten net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Müzik dinleme zevkinizde gerçekten ikiye katlayan bir ürün. Ürünle ilgili herhangi bir dezavantajım yok. Gerçekten tamamen fiyat performans ürünü olarak kullanıcı odaklı bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim kulaklığın bağlantı yapısı çok kolay. Telefonunuzdan Bluetooth'u açıyorsunuz ve kulaklıkları kulağınıza taktığınızda direkt bağlan dediğinizde tek seferde bağlanıyor ve bir daha Bluetooth'tan silmediğiniz sürece her aldığınızda kulaklığı kutusundan kulağınıza taktığınızda Bluetooth'unuz açıksa otomatik bir şekilde bağlanıyor telefonunuza. Bu ister Android olsun, isterse Apple iPhone cihazları olsun herhangi bir şekilde problem yaşamadan anlık olarak bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Ürünün yapısına ve malzeme kalitesi baktığımızda gerçekten dayanıklı olduğunu söyleyebilirim. Su sıçramalarına karşı, yağmura karşı ve biraz da suya dayanıklı olan bir kulaklık modeliyle karşınızda oluyorum şu anda. Kutunun ön kısmına baktığımızda bir LED gösterge bulunuyor ve bu da sayıyla kutunun ne kadar şarjının kaldığını gösteriyor. Bir üst kısımda küçük küçük kutucuklarla LED göstergelerde kulaklıkların ne kadar şarjının kaldığını gösteriyor. Şimdi ürünün bir kutu içeriğine bakalım birlikte ve sonrasında mikrofon testimizi yapalım ve ürünü size biraz Yakından göstermeye çalışacağım Bu şekilde incelememizin son kısmında Tekrardan kamera karşısında olacağım Kutu açılımına geçiyoruz Kutuya baktığımızda bu şekilde tarafımıza gelen bir kutu var ve kutunun üzerinde de gerekli bilgiler yazıyor. Kapağını yan taraftan açtığımızda bu şekilde bir tasarıma sahip ürün bizleri karşılıyor. Kutunun içerisinden bu şekilde kulaklık geliyor ve kulaklığı kaldırdığınızda üzerindeki led göstergeler yanıyor. Tabi led olduğu için şu anda kamerada pek fazla gözükmüyor. Bir şeffaf yapıya sahip olduğundan dolayı böyle iç devrelerini de biraz da olsa gösteriyor. Hatta bunları çıkarttığımızda daha böyle detaylı şu orta kısımda biraz böyle şeffafımsı bir yapıda olduğunu söyleyebilirim. Ürünün içerisinden bu şekilde bir kutu çıkıyor ve kutu içeriğinden de bir adet kılıf geliyor. Hem de ip askısı sayesinde ürünü koruyabiliyor veya boynunuza takabiliyorsunuz ip askısı da bu şekilde gerçekten kaliteli üretilmiş ve malzeme yapısı da premium segmentte olduğunu hissettiriyor. Kutunun en alt kısmından da bu şekilde bir kutu çıkıyor ve kutunun içerisinde bir ucu USB, bir ucu Type-C şarj girişiniz bulunuyor. Bununla birlikte ürünü şarj edebiliyorsunuz. T8'den farklı olarak bunda kulak tıpaçları yani 3 adet farklı kulaç tıpacı bu şekilde bir poşette geliyor ve içerisinde farklı kulaklara uygun kulak tıpaçlarınız bulunuyor. Son olarak kutunun içerisinden bu şekilde bir kullanım kitapçığı geliyor. Bunu da jelatinlemişler. Bu şekilde tarafınıza geliyor. Bunda da neden jelatin olduğunu bilmiyorum ama T6 modeli olduğu yazıyor ve içerisinde kurulumuna dair bütün bilgiler de yer alıyor. Kutuya bakacak olursak içerisi artık boş ve tamamen farklı hiçbir şey çıkmıyor. Kutu içeriğimiz bu şekildeydi test deneme performansımıza geldik. Şu anda kulaklıkla konuşuyorum ve bulunduğum ortamdayım. Az önce çekim yaptığım ortamda yaklaşık telefonla aramda 6 metrelik bir mesafe bulunuyor ve ses performansını size bu şekilde iletmeye çalışıyorum. Yanımda bir vantilatör çalışıyor ve dışarıda cam açık. Yani gürültü engellemeyi yapay zeka ile T6 kulaklık bu şekilde sağlıyor. Sesim sizlere net geliyor mu? Şu an emin değilim. Normal konuşmalarımda ve daha önceki testlerimde buna emindim. Fakat şu anda bilmiyorum. Ürünü sizlere bir de bu şekilde yakından göstermek istiyorum. Gerçekten mikrofon kalitesi ve tasarımı çok hoş olduğunu söyleyebilirim. Yerine oturuyor şöyle göstereyim. Direkt koyduğunuzda kendisi algılıyor. Ve üzerinde bağlantı sağladığınızda bir ışık yanıyor ve sonrasında herhangi bir ışık yanmıyor. Sensörleri bulunuyor dokunmatik tuşlarla telefon cevaplama, arama yapabilme, müzikte ileri sarma, Siri açma gibi özellikleri de bu kulaklıkla yapabiliyorsunuz ve kulaklıkların silikon kısmı da arka tarafta böyle gözüküyor. T6 kulaklığın kutu açılımını yaptık ve mikrofon performansını da sizlere göstermeye çalıştım. Şu anda kulaklıklar kulağımda takılı ve bu şekilde çıkarttığımda görebiliyorsunuz zaten elimde. Kulaklarda eğer ki kulaklığı taktığınızda silikon bir yapı olduğu için dışarıdaki gürültüyü yani aslında dışarıdan gelebilecek sesleri de abzürme ederek emebiliyor. Daha yüksek sesle konuşuyormuş hissiyatına varabilirsiniz. Çünkü dışarıdan gelen sesleri ben şu anda hiçbir şekilde duymuyorum. Mesela şu anda sesim biraz daha alçaldı çünkü az önce bağırdığımı hissediyordum. Şöyle gösterecek olursam kulaklıkları bu şekilde yerine koyduğunuzda öndeki panelde led ışığı yanıyor ve bir üst kısmında da da küçük şarj göstergesi bulunan yerde kulaklıkların şarjı oluyor. Müzik performansına gelecek olursak basları çok iyi Sizleri gerçekten böyle orta seviyede tutmuşlar. Sözler anlaşılabilir. Arkada çalan enstrümanları da duyabiliyorsunuz müzik içerisinde. Kulaklıkta 3 kere tıkladığınızda sağ kulaklıkta şarkı ileri geçiyor. 3 kere sol kulaklığa tıkladığınızda da geri geliyor şarkıya. Veya bir önceki şarkıya tekrardan geri atıyor. 3 saniyeye kadar basılı tuttuğunuzda ise Siri'yi açıyor. Bu tarz özellikleri de bulunuyor. Tek dokunuşla arama cevaplama yapabiliyorsunuz. Tek dokunuşla aramayı reddedebiliyorsunuz. Bu gibi özellikler bu kulaklığın üzerine konumlandırılmış. Gerçekten ürünle ilgili anlatabileceğim dezavantaj bence yapısı ve renkleri olabilir. Şöyle biraz daha silikonsuz bir yapıda kulaklık üretirlerse en azından ben şöyle söyleyeyim. Silikon yapıda bir kulaklık kullanmayı gerçekten çok fazla sevmiyorum. Biraz daha böyle silikonsuz bu AirPods'un birinci nesilleri olabilir. O tarz kulaklıklardan hoşlanıyorum. Çünkü bununla dışarıdaki sesleri abzürme ettiği için hiç bir şey duyamıyorum ve birazcık rahatsızlık duyuyorum. Belki bunu yaşayanlar da vardır. Bu kulaklıkla müzik dinleyeceksen veya mikrofon kalitesiyle konuşmayı sağlayacaksan karşı tarafla kesinlikle alabileceğin bir ürün. Ürünün aşağıya açıklamaya linkini bırakıyorum. Oradan göz atıp inceleyebilirsin ürünü. İncelememi beğendiysen beni takip etmeyi, bu videoyu beğenmeyi ve görüşlerini yorum kısmında belirtmeyi unutma. Görüşmek üzere.